sahneye çıkmak isteyen bir hayranı tarafından ya. Aslında manipüle ediliyor konu. Evet. Ama asıl darbe sanırım korumadan geliyor. Detaylı şekilde inceleyeceğiz. Kibari efendim dün gece sahneden öyle bir düştü ki hepimizin yüreği ağzına evet geldi. Ya. Ve hala Kibariye'den haber alamıyoruz. Buyurun. Sahneye çıkmak isteyen hayranına korumalar müdahale etti. Kibariye sahneden düştü. Yürekleri ağızlara getiren sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat Evi önünde kurulan alanda Romanlar Buluşması konserine ünlü sanatçı Kibariye de katıldı. Alanı dolduran Mersinliler konsere büyük ilgi gösterdi. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Kibariye talihsiz bir olay yaşadı. Sahnenin etrafına çevrilen güvenlik şeridini aşan bir hayranı arkasına güvenlik görevlerini takarak sahneye tırmandı. Engelleri aşan hayranı o sırada yaşananlardan habersiz şarkısını söyleyen ünlü sanatçıya tam ulaşmak üzereyken sahnede bulunan korumanın sert müdahalesiyle karşılaştı. Korumanın darbesiyle Kibariye sahneden düştü. Sanatçının 2 metre yükseklikten yere düşmesi yürekleri ağızlara getirdi. Kibariye'nin düşme anı farklı açılardan konseri izlemeye gelen seyircilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yere düşen Kibariye ilk müdahale görevliler tarafından yapıldı. Konser yarıda kalırken yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüreklere su serpti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, ses sanatçımız Kibariye sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Birinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Evet, Kibariye Mersin'in Turgut Reis Mahallesi'nde Kültür ve Sanat Evi önünde kurulan bir alanda halk konseri yapıyor. Zaten bir kere o halk konserinde o seyircinin oraya çıkabilme ihtimali büyük zafiyet. Evet. Bütün oranın korumalarla çevrili olması lazım. Halk konserlerinde iki eşit parçaya bölünüyorlar değil mi? Evet. Ortadan. Evet. Ve önlerinde de koruma oluyor. Buraya gelene kadar korumalar nerede ya bu kadını bu hale getirip? Sizinle güvenlik zafiyeti ama yazık. Çok yazık. Allah korusun. Şimdi Allah korumuş zaten. Tabii Allah evet korumuş. Bu nasıl bir şey? Şimdi öncelikle Kibariye'yi Allah sevenlerine bağışladı. Evet, şükürler olsun diliyorum ve çok geçmiş olsun diliyorum. Ben gece bu videoyu gördüğümde eyvah dedim yani. İnşallah çok büyük bir sorun yaşanmaz ama aldığım duyumlara göre bir makyöz arkadaşımız onun makyajını yaptı bu konserde. Onun çektiği bir video var.
bana attı. Kibar, onu şey yapmak istemiyoruz yani. Kanlar içerisinde kadın. Ah canım yani, normal ama ya. Evet. Yani yüksek kafa, yaşında kadın. Evet. Kadın öyle hani genç düşünce kendini toparlayacak 30'lu yaşlarında değil, değil ya. Değil değil. Ve yoğun bakımda tutmuşlar. Hala da yoğun bakımda tuttukları söyleniyor. Ve bir ödem var kafada. Gerçekten Allah sevenlerine bağışladı. Ay uçuyor. Uçuyor. Bildiğin ikinci kattan düşer gibi düşüyor. Yoğun bakımda tutmaları iç kanama riski. Tabii. Tabii. Sert düşüyor çünkü zemine. Orası da beton bir zemin. Yalnız enteresan yani sahneye bakıyorum. Etrafa bakıyorum. Sahne önüne bakıyorum. Gerçekten yok, bir güvenlik zafiyeti var yani. Tek güvenlik var, o da kadını itiyor zaten. Evet. Yani evet, o da bak al böyle hani böyle vurursun ya yandan gitti. Yani... Tabii onun müdahalesi hayrana belki ama o kadar profesyonel olmayan bir davranışla müdahale ediyor ki. Ediyor evet. Kibariye'ye gidiyor konu. Evet, Kibariye'ye gidiyor çünkü bir de şöyle de bir şey var Bircan. Yani Kibariye halkın çok sevdiği bir sanatçı. Evet, kimse ona belki zarar vermek istemeyeceğini bilebiliriz, düşünebiliriz. Ama, işte ama gelen kitlenin psikolojisini bilmiyorsun, kim olduğunu bilmiyorsun. Yani bilemiyorsun, artık korkuyoruz. Biz yolda yürürken bile 50 kere arkama dönerek bakarak yürüyorum ben. O hale geldik. Özellikle bu süreçte yani. Bu kadar kalabalıkların güvenliksiz bırakılması büyük bir eksiklik. Tabii ki. Bu bir belediye konseri mi? İşte bu bir ne konser? Kültür sanat evinin önünde yapılmış bir konser ama halk konseri. Büyük ihtimalle bunu yapan ekip ve organizasyoncular bu zafiyetin kendinde yani, şu görüntünün ders olması lazım aslında. Evet. Ve büyük sorumluluk yani, bence açıklama yapılması lazım. Şimdi bakın, Kibariye'nin eşi Kibariye yıllardır çektirdi. Hatta yani tabii o görüntüler çok arşiv, vermeyelim belki can sıkıcı olabilir ama Kibariye kocasının maddi problemleriyle boğuşan, delikanlı gibi de bunun savaşını verip hiç kocasına laf söyletmeyen çok da naif bir kadın yani. Evet. Geçenlerde de söylemiştim. Roman kültüründe eşe sahip çıkmak, evet, tek eşliliği savunmak, keşke herkese nasip olabilecek kadar sadakatli olduklarını zaten söylemiştim. Aynen. O zaten böyle mental olarak yorucu bir süreçten geçerken, bu arada biz magazini de sevmez, daha doğrusu işin içinden çıkamayacak hale gelince magazine laf söylemeye başladı. Kocasını susturamıyor ya da kocasını durduramıyordu, aynen, ne yapsın. İşte dedim ya size, Neslihan Atagül Kibariye'nin bir boy küçüğü diye. Kibariye de Ali Küçükbalç'ın yaptıklarını görmüyordu. Evet, görmüyor. Ama bana çok iyi bakan bir kocam var dedi her seferinde. Ben artık çok yaşlandım, ne yapacağım dedi. Bana dedi, torunları var. Ali ondan çok çok küçük. Evet. Torunlarım var dedi, artık onunla yaşlanmak istiyorum. Anladık, saygı duyuyoruz. Açık açık evet yaptı ama kabul ediyorum dedi yani, kadın. O zaman zaten kimseye laf söylemek düşünmüyor artık. Gördüğünüze inanın falan gibi saçma sapan şeyler söylemedi en azından. Yani. Şimdi o kadar zoruma gitti ki. Hani Kibariye'nin bu şekilde böyle düşmüş ve böyle yaralı olmuş. O çok, kadar üzüldüm ki dün çok dehşete kapıldım. Çünkü Pınar doğru söylüyor. Kibariye sevilen bir sanatçısı ve insanların nezdinde çok kredisi var. Çok. Evet. Yani ama şimdi, kocası aldatsa bile tabii, hani Neslihan'a yaptığımız tepkiyi Kibariye yapamayabiliriz. Çok kredimiz, çok, kredisi evet, var bizde. Bir de hayatım, tamam Kibariye çok sevilen bir kadın ama insan ayı bile yavrusunu severken öldürebiliyor yani. Aynen. Sevgimizin şeklini iyi ayar etmemiz tabii lazım. Bir de orası gelen gerçekten bir halk, kim geliyor, kim gidiyor? Yani kim kime tuttu mu orası? Tabii ne içti bile bilemezsin, bilemezsin ya. Bilemezsin yani. Tabii ne amaç ya orada, ya görmedik mi o Gülhane Parkı zamanları, sen bilmezsin. Küçüktün o zamanlar. Ben de küçüktüm gerçi ama bıçaklamalar sen, bile. Tabii yani Müslüm Gürses'i sahnede bıçakladılar. Bülent Ersoy'u sahnede vurdular. Tabii. Yani bunlar unutulmamalı. Bergen'i de bıçaklamışlar. Evet. Halk konserinde Adana'da. Halk konserleri tehlikelidir çok, Bircan. Çok evet, tehlikelidir ve güvenlik önleminin son derece iyi kurulması gerekir. Yüksek güvenlik önlemleri çerçevesinde yapılması evet, gerekirken buradaki zafiyet Kibariye'mizin şu an yoğun bakımda evet, yatmasına evet ya, sebep oluyor. Sebep oldu. Senin de söylediğin bir şey var. Dedin ki kan revan için. Evet, o görüntüleri ben gördüm ama tabii ki yani paylaşamayız. Çünkü bayağı bir yani şöyle düşmüş biliyor musun? Hani saçı buradan toplu, evet, at kuyruğu yapılmış. Ah, şurasının
Bak kafasının şurasına böyle küt diye bir patlamış. Belli ama yüzü koyun gittiği belli kadının. Evet patlamış burası. Kan revan içinde kadın ya. Allah korusun inşallah. Yani yazık günah, herkesin çoluk çocuğu ailesi var yani. Sonuçta orada herkes ekmek parası için her ne kadar sanatçı da olsak hepimizin bir mücadelesi var değil mi? Hiç Kibariye'nin sahnesini izlediniz mi? İzlemiştim ben yıllar önce. Ha? Yok. Çok güzel bir ses. Çok güzel. Yani tarihte gördüğüm en iyi sahne sesi. Hadi. Evet, evet. En evet, iyi. Evet. Ben çok konser şey kadını değilim, öyle sıkılıyorum. Bak, muazzam sesi, o çıktığı yerler, seni sen, alıp götüreceği evet, arabesk, yani bambaşka bir sesi var. Allah onu sesine zeval vermesin, evlatlarına bağışlasın, mutlu yuvası, mutlu olmak istediği yuvasına bağışlasın. Çünkü böyle kazalar da inşallah yaşanmaz, günah, yazık yani. Evet. Gerçekten. Çok geçmiş olsun. Hiç profesyonellik dışı. Yani bu kesinlikle şeyin suçu. Yani zafiyet. Organizasyonun suçu. Yani... Çünkü o hayran dışarı çıkmak isteyebilir, yukarı çıkmak isteyebilir, kusabilir. Her şey olabilir. Vurabilir. Sen o riskleri alarak o organizasyonu aşağıya tamamlamalısın. Aşağıya da güvenlik konulması lazım. Yani bu dünyada da oluyor. Yani bu arada sırf Türkiye'mizde olmuyor. Yani dünya Amerika'da da sahneye fırlıyorlar. Ama 4 koruma bir anda gidiyor. Aşağıda da var. Bir tane koruma adam arkadan gelene kadar kadın zaten aşağıda. Sahnenin önünde 4 eşit parçaya bölünecek. Aynen. Her parçada bir tane koruma duracak. Aynen bu kadar. Bu arada sahne ile seyirci arasında ciddi de bir bariyer var. Var. Evet. Hayır var. Mesafe de var. Mesafe ve bariyer de koymuşlar. Ama bak atlıyor. Onun üstüne atlıyor. Gör bak. Bak atlıyor yukarı evet. Çıkıyor. Doğru. Başkası da atlayınca arkadan bir tane daha gidiyor. O da ses gidiyor. O da platform. O platformdan da çıkıp. Ya sen o platformu nasıl çıkarsın? Sen oradan nasıl belki atlarsın? Belki de bir şey kullanıyor, bir şey içiyor. Bilmiyorsun ki. Bakın, çok hızlı cereyan ediyor olay. Evet. Sahneye çıkmasıyla bak çıktı bir saniye sonra düşüyor zaten. Şey. Ama onu düşüren güvenlik görevlisi Kibariye'yi düşüren. Evet. Seyircisi, izleyicisi değil. Sevgili yönetmenim. Bir kez daha gösterelim. Yani. Ve tabii ki tekrar Kibariye ve ailesine çok büyük geçmiş, çok geçmiş olsun diyelim. Bakın bu açıdan zaten net bir şekilde güvenlik görevlisinin arkadan gelip onu evet. Güvenlik bakın, görevlisi vuruyor. Bak. Bakın geldi. Onu kurtaracağım derken kadına daha çok zarar verdi. Bu arada Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama bir tık yüreklere su serpti. Ama hala yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Değil evet, mi? Evet, evet. Kibariye'nin evet. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş bizi çok olsun. Üzdü. Sana hiçbir güzel şey olmasın. Güzel haberler bekliyoruz. Sen bizim için çok kıymetlisin. Yıllarca da bunun savaşını biz kendi adımıza senin adına verdik. Sen kendinin farkında ol diye verdik. Sana hiçbir şey olmasın. Allah... sesine de sağlığına da zeval vermesin. Çok üzüldüm. Evet. Tekrar söyleyeyim. Şimdi Ezgi Bala uzun